Efendim merhaba. Evet yine bir cuma ve yine detay programında sizlerle birlikteyiz. Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Reşat Akar'la birlikte her cuma olduğu gibi. Evet ülke gündemi tabii hafta başından bu yana mecliste bütçe konuşmaları var. Her gün bir bakanlık, bir kurum bütçesi görüşülüyor. Bugün de mahkemeler bütçesi görüşüldü. Oy birliğiyle az önce geçti mahkemelerin bütçesi. Birçok sıkıntı, sorun konuşuldu. Tabii başsavcılıkla ilgili dün bütçesi geçti. O konuyla ilgili de konuşmalar yapıldı. Yani son örneğin iki günde hukuk konularıyla ilgili olarak yaşadığımız sıkıntılar daha bir yoğun bir şekilde konuşuluyor. Zaten bunları bizler de sıklıkla yaşıyoruz her birimiz ve bu sıkıntıları görüyoruz. Şimdi bugün bütçe görüşmelerinde önüne çıkan konular, bu tip yaşadığımız sıkıntıları her hafta olduğu gibi konuşmaya devam edeceğiz. Hemen Sayın Reşat Akar'a hoş geldiniz diyeyim ve programımıza başlayalım. Evet, hoş bulduk sevgili Aytu. Tüm izleyenlerimize de sevgi saygılarımızı göndererek başlayalım. Son bir haftaya bana göre damgasını vuran iki tane olay vardır. Birincisi cinayet olayıdır yine. Ve bu arada bu cinayet olayıyla birlikte yaşanan ciddi trafik kazaları, genç ölümler, yani adli konular ilk sırada yerini alıyor. İkinci sırada ise meclisteki bütçe görüşmelerinde sergilenen tavırlardır. Yani daha önceki dönemlerde hepimizin halkın şikayet ettiği boş meclis salonuna konuşuyorlar meselesi vardı. Şimdi seçim oldu, mecliste önemli değişiklikler oldu, yenileme oldu. Eskilerden bir kısmı gitti, birçok yeni girdi. Ama gene bakıyoruz meclis salonu gene boş. Konuşmaları kendilerini bile kendi kendilerini dinlemiyorsa insanlar, yani eleştireni eleştirilen taraf dinlemiyorsa vatandaş kimden umut bekleyecek? Yani bu aslında birbirlerine olan bir saygı sorunu değildir. Vatandaşa karşı da bir saygı sorunudur diye düşünüyorum. Hadi ya bir an önce bitsin bu konuşacağını konuşsun, söyleyeceğini söylesin. Senin zamanında yapmadığın şimdi ne bana hesap soran meseleleri vardır. Ama ne isterse olsun, eğer demokrasiden söz ediyorsak, eğer ortada bir bütçe varsa, o bütçenin iyi ve yanlış yönlerini de elbette ki karşı taraf konuşmalı, konuşacak. Kendi siyasetini de yapacak elbette. Ama yararlı tarafların da olduğunu kabul etmemiz lazım. Mesela Ulaştırma Bakanı itiraf etti dünkü toplantıda, önceki akşam galiba. Dedi ki Karayolları Dairesi yetersizdir dedi. Bu kadar personel lazım dedi. Araç Kayıt Dairesi vatandaşlara işkence çektirir. Ben bir yer oldu gibisinden laflar söyledi. Yani inanılmaz bir, iğrenç bir durumda dedi galiba. Araç Kayıt Dairesi'nin bulunduğu yer, konumu, çalışması, işlerimleri. Demek ki bunlar işte konuşulunca ya bazı itirafları da ortaya çıkınca o zaman vatandaş bunu hiç olmazsa mecliste de konuşulmaya başladı. Bunlar belki bir süre sonra çözümlenebilir düşüncesine kapılabilir. Ama biz esas ana konumuza gelelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir turizm ve eğitim adası olduğunu her fırsatta herkes söylüyor. Yani bizim küçük ada ülkelerinde büyük sanayi tesisleri kurulamaz. Çimento fabrikalarımız olamaz burada. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Turizm ve eğitime odaklanmamız lazım. Turizm ve eğitim ise bir ülkeye gelen turist aradığı ilk öncelik huzur ve güvendir. Bizim yıllar itibariyle gerçekten Kıbrıs'ın güneyinden de daha güvenli bir yer olduğumuzu da yazan yabancı gazeteler vardı. Şimdi biz eski Dışişleri'nin 20 yıl önceki ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı esas merhum Denktaş'ın dönemindeki atak siyaset politikamız sayesinde biz
İngiltere'de de bazı önemli gazetelerin de gündeminde yer almaya başlamıştık. Yani oradan önemli turizm yazarları bu ülkeye davet ediliyordu. Ve bu gelen insanlar Kuzey Kıbrıs'ın ne kadar güvenli ve güzel, temiz, bakir bir yer olduğunu yazarlardı. Bu da bizim lehimize bir durum oluştururdu. Şimdi bu ülke gittikçe adli konularda, suçlar konusunda o eski günleri arar hale geldi. Huzurlu. Şimdi huzur ve güven açısından baktığımızda ciddi sıkıntılar yaşadığımız gözle görülür haldedir. Şimdi bazılarına göre bunun sebebi çok vatandaş yapılmasıdır. Bazılarına göre çok öğrenci olmasıdır. Bazılarına göre çok yabancı gelmesidir. Bazılarına göre kültür dengesizliğidir. Ama şunu kabul edelim. Bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, şu biz çok istiyoruz, ezici bir çoğunlukla da kabul ettik bunu, AB üyesi olalım. Bütün AB üyesi ülkelerde yabancı insan sayısı bazı şehirlerde yerlilerin üzerindedir. Mesela Londra'da. Bir iddiaya göre %75-80'i yabancıdır Londra'dan. Polonyalıdır, Bulgardır, Yugoslav'dır, Romendir. Türktür. Şimdi gelişen ülkeler ve böyle Avrupa Birliği gibi büyük bir dev organizasyonun içine giren ülkelerde nüfus doğal olarak artacak da değişik kültürler de gelecek de. Önemli olan ama nedir? Önemli olan senin hiçbir zaman hiç kimsenin değiştiremeyeceği sistemi kurmandır. İngiltere'de baktılar, yabancılar arttıkça, kültür değiştikçe trafik kazalarında da sorunlar başladı. Kazalar artmaya başladı. Cep telefonu direksiyon başında kullananların sayısı artmaya başladı. Uyuşturuculu vaziyette, alkol yok ama uyuşturucu var. Ona karşı tedbirler almaya başladı. Şimdi yasalarını değiştirdiler. Cep telefonu kullanırken kaza yapan ve birini öldürene ömür boyu hapislik cezası getirildi, önerildi. Efendim cep telefonunu arabanın içerisinde bırak konuşmayı. Dokandığın anda kameralar seni tespit ederse buna ağır hapislik cezası getirildi. Ama bizde bırak teknolojiyi, insan gücüyle bile yapmamız gerekenleri biz yapamıyoruz. Nedir bu insan gücü? Bazıları der ki efendim polisiye tedbirlerle önlenemez. Ben bir örnek vereceğim ki önlenir. Yani %100 önlenemez elbette ama çok büyük çapta önlenir. Geçen bu hafta içerisinde pazartesi ya salı günüydü. Girne'den Lefkoşa doğru gelirim. Tek şerit oldu ya, yol tamiratı var ya. Şimdi gündüz dediler kamyonlar o yolu kullanmayacak. Baktım önde bir tane tır, kamyon değil tır. 5 kilometre saatte tırmanmaya çalışır yokuşu. Arkadan ben de 4-5 araç arkadan. Hani ya dedim bu kamyonlar, tırlar ne olacak dedim kendi kendime. Denetleyen yok, bir şey yok. Adam da cesaret bulur bundan çıkar gider. Şimdi zaten tek şerit olması nedeniyle sıkıntı var. Ben dedim bir de bu tırı bekleyeceğim. Bu 4 kilometrelik Girne Sentilaryon arasındaki yolu demek ki biz bugün 1 saatte de aşamayacak dedim. Biraz sonra baktım bir motosikletli trafik polisi. Arkadan gelir. Dikiz aynasından gözetlerim bayağı arkada. O da farkında değil. Önde tır gittiğini. Yavaş yavaş ilerledikçe herhalde bir göreve giderdi. Yahut da belki de o yol için gönderilmişti. Baktım biraz daha ilerleyince tırı fark etti. Fark edince karşı şeride geçti. Karşıdan gelenlerle zaten yüzleşme bağısına. Bastı gaza. Gitti kesti tırın önünü. Ve durdurdu trafiği. Oradan da tam bir bekleme cephesi vardı. O cepheye döndürdü kendisini. Tırı çekti yoldan. Gel dedi buraya. Çık buradan. Ve yol açıldı bir anda. Bu işte polisiye tedbirdir. Yani bu küçük ülkelerde bu olabilir. Sen Girne, Lefkoşa yoluna, Girne, Lefkoşa Güzelyurt yoluna, Lefkoşa Mausa yoluna, ana yollara, Karpaz yollarına eğer devamlı devreler koyarsan, motosikletli adamlar, arabalarda adamlar geçerken araçlara bakarsa, cep telefonu kullananları tespit edip bunları trafikten men ederse, uyuşturuculuğu yakalayacak önlemler alırsan, arabaların bagajlarını durdurduğunda kontrol edersen, kesici aletler var mı yok mu? Bu ülkede sen büyük çapta hem trafik kazalarını önlemiş olun, hem de adli suçları da
asgariye çekmiş olun. Gelelim yabancılar meselesi. Evet, bizim ülkemizde şu anda yabancılar meselesi çok önemlidir. Biliyorsun ki fakir bir ülkeden geliyor bir yığın insan. 20 bine buldu diyorlar. Ve bakıyorsun yaşı 37'dir, 40'tır, 42'dir. Üniversite okumaya gelmiş. Zaten bunu anlamamak mümkün değildi. Yani 40 yaşında sana gelip de burada üniversite birden başlayacak bir durumu yoktu. Niçin geldiğini tahmin edebilirsin. Veriyor peşinat 1000 euro, evet. 1500 euro. Üniversiteye kaydını yaptırıyor ama bir defa bile okula gitmiyor. Şimdi okullar diyor ki biz mecbur muyuz ya polisin memuru olalım? Evet, mecbursun. Polisin yasa çıkaracaksın ve ben sana yasa olarak, hükümet devlet olarak talimat vereceğim. Okuluna kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci eğer bir ay içerisinde devamlılık arz etmese polise bunu bildirmek zorundasın, muhacerete. Polis de bu senden alacağı bilgi çerçevesinde bunu gidip arayacak, bulacak, koyacak uçağa gönderecek. Bunun başka çaresi yoktur. Son YÖDAK yasasında benzer bir uygulamayı yaptılar yani devamlılık noktasında ama tabii bunun polise herhalde şey anlamı yoktur. Öyle olsa farklı olurdu çünkü. Vallahi ben yasal bir şey olmadığını duydum. Yani bilen insanlarla da konuştum. Yasal bir şu anda bunları caydırıcı bir durumun olmadığını görüyorum. İki, şimdi hükümet 2000 tane dosyayı incelemeye almıştı. Öyle açıkladılar bize son vatandaş olanları. Ama meclis başladığı için şimdi bütçe var. İlgili bakanlar da meclise gidiyor. Salonda oturmasalar bile yanında kafeteryada ya başka parti odalarında oturuyorlar. Bu dosyaların durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ara verildi. 2 haftadır bir konuşulmuyor. Ama benim derdim dosya değildir. Eğer sen son 10 yıl içerisinde farz et partizanca hak etmediği halde vatandaşlık verdiysen ve bir de bu insan bu ülkede suç işliyorsa ve çift vatandaşıysa şu anda onun vatandaşlığını iptal etme hakkın vardır ve bunu yapmalısın. Yani bu ülkenin hiçbir suça izin vermeyeceğini, buna karşı caydırıcı yasalarının olduğunu ve burada bir güç, bir otorite olduğunu göstermek zorundasın. Şu anda, bak daha bu hükümet yenidir. Onun için ben bu hükümet geldi de böyle oldu diyemem. Son yılların diye söyleyebilirim bunu. Son yıllarda bu ülkede bir devlet gücü olmadığı izlenimi vardır. Yani bu ülkede ne yaparsam yanıma kalacak, hiçbir şey de olmayacak. Benim orada bir tanıdığım var, durdururum. Onun ensesini gider okşarım o siyasetçinin. Çünkü bende bu kadar oy vardır, korkar benden. Ya benden menfaati vardır, ya şirketimden şunu sağlarım ben de, ya bunu sağlarım. 10-15 senedir bu ülke sanki devletsiz, polissiz, hükümetsiz, yargısız yönetiliyor gibi bir durum var. Bu devlet ciddiyetinin bir an önce sağlanması lazım. Adam bilmesi lazım ki çakıyı çekti de soktu birine. Her ne sebepten isterse olsun bilecek ki yanacak ve yakacaksın bunu. Ama ben dün yazdım, 3 yıl önce bu stüdyolarda eski Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öner'i konuk ettim. Görevinin son günleri, son haftalarıydı. Niye davet ettim kendisini? Her gün gazetelerde, televizyonlarda bir haber. Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öner'i ÇTP Genel Başkanı ziyaret etti. UBP Genel Başkanı ziyaret etti. Başbakanı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ziyaret etti. TDP Başkanı'nı ziyaret etti. TKP Başkanı ziyaret etti. DP Başkanı ziyaret etti. Her tarafı gitti ziyaret etti. Ve kendilerine de bazı gerçekleri anlattı. Nedir gerçekler? Dedi ki, mahkemeler artık öyle bir duruma geldi ki bu mevcut yapıyla, bu kadroyla, bu personel yapısıyla, bu binalarla, bu teknolojiyle bu işin içinden çıkamaz beyefendiler dedi. Sadece bizim 1500 tane yüksek mahkemenin önünde bekleyen dosya var dedi. Yüksek mahkemede de 8 tane üye var dedi. Anayasa belirlermiş. Zamanında anayasa yapanlar öyle düşünmüş olabilir. 8 kişiyi nasıl sınırladı en fazla dedi. O anayasa yapanlar bir gün bu nüfusun 100 binlerden 300, 400, 500 bin, 600 bin, 700 bin çıkacağını
Hiç hesap etmemişler. Dedi ki, ben ayrılıyorum. Kendim için istemiyorum bunu. Ama ülkemi, devletimi, memleketimi düşündüğüm için sizi uyarıyorum. Bu en az 2 ile 4 arası artması lazım. Yüksek mahkeme yargıçlarının sayısı. Madem ki seçime gidiyorsunuz dedi. Bir ara seçim vardı. Bu ara seçimle birlikte anayasada halkın oylaması olan bu maddesini sadece değiştirin ve yüksek mahkeme olsun, önü açılsın. Ve örnek verdiği bir tane bir dosya ki mümkün değildir. Yüksek mahkeme alacak dosyayı 3 yargıç toplanırlarmış. 2 ayrı kurul her gün. 3 yargıç 2 ayrı grup. Bu grubun 3 üyesi alacak bu dosyayı. Oturacak 2 gün, 3 gün, 4 gün inceleyecek. Sorusu var çağıracak savcıyı. Sorusu var çağıracak bazı ilgili daireleri, bazı polisi çağıracak, bilgi alacak, değerlendirecek. Sonra oturup toplanacaklar, diyecekler ki kararımız budur. Kendi aralarında toplanacaklar. Ama diyelim ki bir gün içerisinde gece gündüz uyumadılar, çalıştılar, hazırladılar, bitirdiler. Her gün bir dosyaya baksalar 1500 gün alır dedi. 1500 gün 5 sene. Daha ne yapsın bu adam size? Daha ne yapsın? Ama hiç kimse ne bunu anayasa değişikliğini götürdüler, önerdiler, ne buna dokandılar, ne tedbir aldılar. Bırak yahu gitsin, bu da emekli çıkıyor da geldi başımıza dediler. Bizim şimdi gündemimiz bir tane milletvekili var, boş seçelim, kim çıkarsa çıksın, benim partimden. Ya bir belediye başkanı eksiktir, onu seçelim. Arkadaş, meclis başkanını da seçsen, belediye başkanını da seçsen, cumhurbaşkanını da seçsen, başbakanını da seçsen, neticede bu ülkeye hizmet için seçiyorsun. Eğer öyleyse gerçek düşünce, o zaman bu ülkenin sorunlarını öncelikli olarak ele almak zorundasın. Dokunmadılar. Teknoloji açısından çok geri olduğunu söyledi. Dokunmadılar. Polisin çok geri, yetersiz olduğunu söyledi. Dokunmadılar. Hala 600 tane eksik var polisin kadrosunda. Uyuşturucuya dikkat çekti. Çok kötü durumdadır dedi uyuşturucu. Çok ciddi artışlar var. Çok ciddi önlemler alınması lazım dedi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla öyle bir duruma geldi ki, bak, devamlı tehir ettiler sorunları. Devamlı sorunlar tehir edildi. Şimdi bana diyorlar ki, yolsuzluk iddiasıyla yargılayacakmışlar birilerini, ikilerini, üçlerini. Ne olacak? Ne olacak? Ben bu ülke nereye gidiyor ona bakıyorum. Bu ülke nereye geldi? Nereye geldi bu ülke arkadaşlar? Sizin sayenizde geldi. Ya sen bir dakika içinde hotli meydan çekmesini biliyorsun. Bir anda bu ülkeyi seçime götürüyorsun. Bir anda bu ülkeyi bütçesiz bırakabiliyorsun. Da sen mahkemelerin, polisin sorunlarını çözme yoluna gitmiyorsan, o zaman sen bu ülkeye hizmet için yoksun orada. Ben bunu bütün partiler için söylüyorum. Bu adam Yüksek Mahkeme Başkanı sıfatıyla, ki Avrupa Avrupa diyen arkadaşlar bunu bilmek zorundadır. Kraliçeye yakın bir yetkilerdedir İngiltere'de Yüksek Mahkeme Başkanı. Öyle boş görmesinler bu işi. Ve senin kapını geliyor, aşındırıyor ve söylüyor sana TDP'sine kadar, TKP'sine kadar, DP'sine kadar ve sen hiçbir tanesini ciddiye almıyorsun. Bugün patlamış adette. Neden yapıyor bu adamlar bu işi? 2 yıl yatırım kurtulurum diyor, 5 yıl yatarım kurtulurum diyor. Çünkü en önemli noktasına geliyorum. Son paragraf konuşmamızda. Ceza yasaları sil baştan olmalı dedi. Ceza yasaları sil baştan olmalı. Tabii. Tutarsızdır dedi, eksiktir dedi, yetersizdir dedi. Hangi ceza yasasını değiştirdiler? Hangi ceza yasasını? Birkaç tane var işte. Kadınlara şiddet falan filan hukuk onlar. Yok ya, ben söyleyeyim, ağır ceza cinayet işledi. Ne kadara çıkardı suçlarını? Uyuşturucu 2 kiloyla yakalandı, ne kadara çıkardı suçlarını? 2 kilo uyuşturucu zehirlemektir. Bütün adayı zehirleme yeter. Ne yaptı? Hiçbir şey. Oturdular sadece. Gün geçti. Kendili santalaçıkları, meyhane geceleri devam etti. Eğlenceleri devam etti. İşte o kazandı, bu kaybetti. Özel işleri şahıslarının, kendilerinin devam etti. Nasıl? Nasıl bir ülke yarattılar? Onu düşünsünler. Ha tabii, şimdi ben bunu söyledim. Bana diyebilirler ki, yahu senin gazetende her gün okuyoruz ki biz bunu bilinçli bir şekilde TAK Ajansı tercüme ediyor. Biz de gördüğümüz haberleri halkımıza doğru bilgi verme adına aktarıyoruz. Şimdi ben eğer
Limassol'da her gece bombalar patlarsa, BAF'ta her gece 3-5 tane büyük soygun olursa da ben bunu vermezsem, gizlersem topluma ihanet ederim. Çünkü adam zannedecek orası süt limandır. Haydi bağa gidelim oraya. Orada yiyecek topuzlar her gün. Yahut da her gece evi soyulacak. Orada da durum iyi değildir. Ama ceza yasaları devamlı değiştiriliyor. Polis tedbirleri devamlı artırılıyor. Mesela uyuşturucuya karşı şimdi yeni yöntemler uygulamaya başladılar ve yakalıyorlar. Yeni teknolojileri getirdiler adaya. Bizim de buna karşı. Ayrıca onlarda 3,5 milyon turist vardır giden. 200 bin civarında da Avrupa Birliği vatandaşı vardır yaşayan. 200 bin civarında devamlı yaşayan AB vatandaşı vardır. Onların da evlerinde Sri Lankalılar, Pakistanlılar vardır hizmetçi olarak veya iş yerlerinde temizleyici. Onların da bütün süpermarketlerinde yarı çalışan, yarıdan fazlası yabancı uyruklu. Pakistanlıdır, Hindistanlıdır, Sri Lankalıdır, Filipinlidir. Yani ben o tarafı aman süt liman göstereyim daha insanlara, öyle bir algı operasyonu yaratayım düşüncem yok. Ama bizi ilgilendiren ağırlıklı olarak yaşadığımız bölgedir. Nedir burası? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Meclise gidip and içerek görev yapıyorsun sen. O zaman bunların üzerinde ciddiyetle durmak zorundasın. Şimdi mesela son Alsancak'ta yaşanan olay. Her ne sebeple isterse olsun ortaya bir yığın iddialar atılmaya başladı. Yok o su vardı, yok bu vardı, özel durum vardı, ilişki vardı, şu vardı, bu vardı. Hiç önemi hiçbiri yok. Mazaret değil. Hiçbiri mazaret değildir. Cinayet var ortada arkadaş. 6 tane bıçak var. Korkusuzca. Neden? Çünkü düşünüyor, 3 yıl, 5 yıl kurtulacağım diyor o an o. Belki de o, yani o yapı ve karakter olabilir bu adamın içinde. Ve bu ülkededir. Ve belki de vatandaştır. Ama bilirse ki güneş yüzü görmeyecek bir daha ve bu duyulursa kamuoyunda devamlı, ona göre herkes bir değil bin defa düşünecek yapacağı hareketi. Ben bu açıdan baktığımda bizim şu anda birinci önceliğimizin, bak, başbakan hukukçu, başbakan yardımcısı hukukçu, İçişleri Bakanı hukukçu. Bu işte eskiden doktor fazlalığı vardı. Hı-hı. Şimdi hukukçular yok diye şikayet ederdik. Şimdi hukukçu var. Evet. Bana kalırsa bu mecliste şu giderler ön odada, salonda, arka odada, yanda falan filan bütün gün geçirirler. Bana kalırsa bir cumartesi pazar gitmesinler köy geziciklerine. Her parti başta şimdi biraz arası. Çünkü köyleri imal etsinler demiyorum. Gidecekler. Ama şu an birinci öncelik hemen daha bir aylık bir hükümet. İlk 3 ay, 4 ay, 5 ay geceli gündüzlü bu konuların üzerine çalışmalılar. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki öğretimli öğrencilerine siyaset serbestliği falan filanla başladılar. Bu mazaretler inansınlar ki bak hiç seçim kazandırmayacak kendilerine. İnandırsınlar. Ve çok büyük de oy kaybına uğrayacaklar bu zihniyetle devam ederlerse. Akıllarından, hayallerinden geçiremedikleri kadar sert cevap görecekler. Çünkü bütün toplum hepimiz 7'den 70'e artık buramızdayız. Yok arkadaş, ben kırmızı ışıkta geçen adama korna çalmayacağım. Adam geçiyor kırmızı ışıkta, öldürecek önünden benim önümdekini ya beni. Korna çalamayacağım ben de ne yapıyorsun diye. Adam inecek, arabayı çekecek ve beni dövmeye gelecek. Yani bu kendim için söylemiyorum bunu ama çok örnek var böyle. Örnek var bu konuda. Ben de burada gördüm geçen akşam sanayiden çıkarken. Kırmızıda geçerdi arkadaş, korna çalmış kendine. İki genç, ya nişanlı ya evli, arabadan çekti kendilerini, öldürecekmiş orada. Çünkü biraz boylu postlu arkadaş, güveniyor ona. Ne olacak diyor, ama iki tane yumruk vurdum karısının yanında, yere devirdim kendini. Ne olacak? Tutuk abi ben ötürüyorum. İki ay hapislik geçeceğim. Ne olacak? İki ay bile. O da 3 yıl sonra. Nerede iki ay hapislik? O da 4 yıl sonra. O da 5 yıl sonra yargılanacak. Ama nedir be kardeşim bu? Şimdi öyle bir duruma geldik. Ben bunu halledeyim şimdi. Da mahkeme beni çağıracak da götürecek, yargılayacak. Kaçarım. Zaten büyük suçuysa kaçma şansı da var. Kaçma şansı da var. Bak tekneleri bulunur. Adam ne kadar açık göz ya. Lapta tarafına tekne var adamın, gider gelirmiş, insan kaçakçılığı yapar. Şey de var içinde, pusulada yönünü bulsun. Hı hı. Düşündü bu. Şimdi de yakalanlar, itiraf ederlerse ben falan. Ne yapmalıyım bunu? Suçu başkasına atmalıyım. Nasıl atacağım? Gitmiş polise dedi. Geçen hafta oldu bu olay yani. Gitmiş polise demiş. Teknemi çaldılar.
Hadi bakalım nerede teknen senin? İşte falan yerde. Gördüm de gittim baktım yok. Polis gitti arar tekneyi buldu laptada bir kıyıda. İnceleme yaptı çevrede bölgede buldu atılmış vaziyette pusulayla. Radar sistemini falan. Çekti kendine sabah biraz sorgulayınca başladı. Dökülsün pirincin taşları. Yani demek istiyorum. Gidip gelir de tekneler görünmez de bulunmaz da. Gidip gelir de. Vallahi paraların da böyle gittiği söylenir zaten. Peki öyle şimdi da var. Ben bunu nasıl çözümleyeceğim ben bu işi? Yani bu yasaların nasıl çözümleyeceğim? Geçen haftalarda benim bir yakınımın büyük bir hırsızlık olayı geldi başına. Talihsizlik yaşadı. Çaldar çaldar malları gitti. 2 yıl sonra çıkardı ortaya. Avukat ne demiş biliyor musun? Mahkeme gitti. Yargıç demiş bunları tutuklu. Emri verecekti bunlara. Yani cezaevinde bekletecekti kendilerini. Ve davalarını öyle görecekti. Fakat cezaevi dolu olduğu için yargıç bunların tutuksuz yargılanmasına karar verdi demiş. Cezaevi patlamış vaziyette. Şimdi hemen cevap gelebilir ama cezaevi yeni cezaevi yapım aşamasındadır, yapılıyor. Ya cezaevi yeni yapım aşamasındadır da yıllardır bu kadar suçların patladığı bir ülkede yıllardır bu cezaevinde görev yapanlar, gardiyanlar birliği yetkilileri size gelip bunları anlatıyor. 20 yıldan beri kapınızı aşındırdılar. Gelip diyorlar ki gardiyan sayısı yetersiz. Gelip diyorlar ki bu cezaevi yetersiz. Gelip diyorlar ki çocuk suçlularla büyükler bir arada kalıyor. Hırsızlıktan içeri giren 3 aylık hapise giren adam uyuşturucu müptelası çıkıyor. Çünkü babalarından beraber onun içerisinde. Alın bir tedbir. Yok. Yok. Hiçbir şey yapmadılar. Şimdi cezaevi inşallah cezaevi bitecek. Da belki bu suçluların da ayrımını yapacaklar. Ama sen istersen 100 tane daha cezaevi yap. Eğer sen bu suçların önüne geçecek tedbirler almazsan bu da çözüm değildir. Evet. Yani cezaevi sayısı... Günü gelir o da dolar. Arkadaş oturup Türkiye ile yeni protokol yaparken şimdi anlaşacaklar. Türkiye'ye diyecekler ki bizim bu ülkemiz siz bu kadar para verirsiniz bize. Askerleriniz burada bekliyor bizi. Siz bu kadar bizim üzerimize titriyorsunuz. Ama bir şey vardır. Bu ülkede biz ayaklarımız üstüne durabilmek için, turizm, eğitim adası olabilmek için huzuru sağlamamız lazım. Çünkü bu eleştiriler dönüp dolaşıp size de geliyor. Onun için biz Türkiye'den gelip de suç işleyen çeteler varsa bunun içerisinde ki geçen gün 13 kişilik bir çete çıktı ortaya. Biz bunları anında size iade edecek. Sınır dışı ediliyorum zaten. Sınır dışı edeceğim. Pasaportunda mühürleyeceğim. O kişiler. Kimliğini de tedbirini alacaksın. Bir daha bu ülkeye gelmesini önleyeceksin. Sahte kimlikle, sahte pasaportla girişler oluyor. Ve bazen 2 yıl, 3 yıl sonra ortaya çıkıyor. Evet. Demek ki bunda da ciddi bir zafiyeti vardır sınır kapılarımızın. Türkiye ile online bir sisteme geçmek şart galiba bu konular. Vallahi bir şey... Kudret Bey'in şeyinde vardı hatırlarsanız manifestolarında böyle şeylerden bahsediyordu ama bilmem tabii. Yöntemi vardır. Başka ülkeler nasıl yapıyorsa bu işi yöntemi vardır. Evet. Yapacak. Yabancı uyruklu öğrenciler konusunda da aynı tedbiri almak zorundadır. Yabancı uyruklu öğrenciler eğer bu ülkeye geldi suç işlediği takdirde isterse Sudan kralının evladı olsun, koyacak uçağa gönderecek kendisini. Hiç bunun başka çaresi yoktur. Evet. Mustafa Bazı Bağlı, Sayın Reşat Akar, Guinness Rekorlar kitabında yazılacak en basit yolsuzluk Kakateçi'de yaşanmış. Geçmişte 3 yıl süreyle kazanan bilet gösterilmeden 472 bin liralık vurgun yapılmış. Buna ne dersiniz? Diyor. Sevgili Reşat Bey, bu toplum hala daha feodal bir toplum. Bir adım da öteye gitmez demiş Tamer Mehmet. Sayer Bey bir gönderiniz vardı ama silinmiş buradan. Okuyamadım onu. Partilere verilen oyların hesapları sık sık sorulmalı. Özer Kağan bir de Londra ve Avrupa'nın büyük şehirlerinde yabancıların daha fazla olma konusu vardır. Bizde her kasaba, büyük köy ve şehirlerde ise bu böyledir demiş.
Sevgili Aytu, iyi yayınlar diyor Zeki Bey. O kadar yapacakları işler var şimdi, Londralıları getireceklermiş. Dışişleri Bakanı zamanında geldiler, gördüler. Nasıl kaçacaklarını onlar bilir. Biz istersek geliriz, içeriği düzeltsinler. Siz de söylediğiniz sabahtan selamlar. Evet, biz buraları düzeltmeden Londra'dan ya da Avustralya'dan ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde hiç fark etmez. Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türkleri tabii ki kendi vatanlarında, eminim kendileri de gelmek ister zaten. Bizler de yakınlarımızı buralarda görmek isteriz de. Buradaki az önce bahsettiğimiz birçok sıkıntının çözülmesi yönünde önce adımlar atılacak ki o insanlar da gönül rahatlığıyla buralara gelebilsin, tekrar kök salabilsin. Kimse vatanından uzakta yaşamak istemez. Yeter ki bu ortam sağlanabilsin. Onun için önce bu adımların atılması kuşkusuz da gerekiyor. Evet Sayın Akar, bir yolsuzluk konusu vardı. Mecliste söyledi Sayın Başkan. Onunla ilgili yorumu sorulmuş. Evet. Mustafa Bey çok duyarlı bir büyüğümüz. Sağ olsun. Bütün şeyleri, siyasi gelişmeleri çok yakından takip eden birisi. İzliyorum ben de. Meclisi takip ediyor. Medyayı takip ediyor. Sosyal medyada paylaşım yapıyor. Çok güzel bir şey. Duyarlı bir insan. Maalesef işte programın başından itibaren söylediğim gibi devlet otoritesinin olmadığı yerde bunlar çok sıkça görülebiliyor. Adam piyango bileti kazanan adam ortada yok, piyango bileti ortada yok. Alıp şeyi ikramiyeye gidiyor. Ve ne oluyor? Mausa'da çıktı ortaya epey olaylar devlet kurumlarında. Bazı bankalarda çıktı. Ne oluyor bunlar? Bunlar mahkemeye çıkarılıyorlar. Polis diyor ki soruşturma tamamlanmıştır diyor. Yargıç bakıyor, cezaevi full. Diyor ki tamam diyor, bunlar kefaletine serbest. Ne zaman sıra gelecek artık bu adamın yargılanmasına? Allah bilir. Allah bilir. Ben söyleyeyim açık, 2011-2012 yılları 7 sene geçti. İki tane yeraltı örgütü kurdular bizimle ilgili. Açıklama, tehditler geldi, mesajlar geldi. Asker sivil işler buldu kim olduğunu. Polise eliyle götürdü, teslim etti ismini, her şeyini verdi. Polis gitti buldu, tamamdır dedi. Bir iki de duruşma yapıldı ilk. Sonra kefaletine serbest bırakıldı. Ne oldu? 6 yıldır. Bekliyorum ben. 6 yıldır. Nerededir? Patlamış vaziyette olan mahkemeler... Ya böylesi bir meselede bile 6 yılda sonuca gidilemiyorsa, savcılık dosyayı hazırlayamıyorsa, mahkeme gündemini alamıyorsa ne olacak bu memleketin hali? Yani kolay bir iş değil. İkincisi bundan daha önemli bir nokta vardır. Şimdi öyle bir duruma geldi ki bu ülke, genç avukatlarımız vardır. Daha bu mesleği öğrenip daha gerçekleri üzerinde iş yapabilecek duruma gelmeleri için yine deneyimli avukat abilerinden, amcalarının, dayılarından duyduğum ifadeyi söyleyeceğim. 1000 fırın ekmek isterler. 1000 fırın. Ve bu avukatlar iş çıkarabilmek için kendilerine otururlar ofiste. Bir de gariban gidip iyi bir avukat tutamaz. Yeni daha deneyimsiz bir avukata gider. Der ki işte şu 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 oldu. Bu adam bana bir televizyon programında bir laf söyledi. Ben bu adamdan davacıyım. Ne söyledi sana? İşte benim için bu lafı kullandı. Peki açalım bir davacık. Açarlar bir davacık. Sonra der ki bu işin içine o söylediği televizyonda katalım veya gazeteyi de. Bak bir daha burada birisine ihanet yok, bir şey yok, bir yerde söylenmiş veya yazan. Ne ilgisi var bununla demesi lazım kendisine. Veya sana da söz hakkı vermiş, sen de cevabını vermişsin kendine. İkiniz de konuştunuz. Evet. Size bu imkanı sağlamış bu. Biz bunu da koyalım. Koyalım. Masrafı da yükleyelim. Masrafı da talep edelim bundan. Gelsin o da bakayım. Ve yargıç demiyor kendisine. Ulan manyak getirdiğiniz karşıma siz bunu. Nedir senin yaptığın? Bu adamların ne ilgisi vardır bu davaya? Baştan fiyaskodur işiniz de demiyor.
O da gün veriyor, açıyor defterini, gelin falan gün, hadi. Delinin şeyi gibi, delinin biri taşı atmış kuyuya, 1000 kişiler çıkaracak akıllı. Bırak işi gücü, git gel, git gel, git gel. Sonra avukat da gelecek sadece ki, kusura bakma ben senin için de gittim. 10 dava, 20 dava, bu dava iptal edildi. Geri çektiler ama sen de bu parayı ödeyeceksin bize. Zahmet ettik. bu nasıl bir adalet ya? Ne hangi ülkedeyiz ya? Neredeyiz biz? Yani dutar tarafı kalmadı bu ülkenin. Dutar tarafı kalmadı. Ama bir yerlerden başlamak lazım. Bak söylüyorum, bir yerlerden başlamak lazım. Çaresi yoktur bunun. Yani bunun başka çaresi yoktur. Meclis bitsin, bütçe otursunlar. 3 gün, 5 gün, 10 gün sadece bu işe kafa yorsunlar. Eğer adalet düzelmezse bu ülkede bu çok daha, Allah korusun, kötü günler bekler burasını. Ve çok İngiltere demiş buraya vatandaş getirecek. Benim abim İngiltere'de aşağıda getirmek için yalvarır mısın? Kendi de istiyor, ister. Ama her geldiğinde sinir asapları bozulur gider. Kendi de ister. Rüzgar esti, elektrik kopacak, telefonu bozuk. Telefonda arası çalışan diyecek kendine, akşam üstü mesai sonrası gelirim. Anlan ya. Bunlar gerçek olduğu için konuşuyorum burada. Bunlar gerçek. Anlarım ya tabii. İş kurmak istese kuramayacak. Bir sürü sıkıntılarla kapısının önüne yazar. Garaj kapımı kapatmayın lütfen de. Gelir bakar garaj kapısının önünde araba durur. Hadi gez arada bakalım bu kimdir. Da buldun kadar ne oldu? Der sana ne oldu? Bekleyemedin 5 dakika. Ulan geldim evime giremiyorum. Da ne oldu? Döver de seni, çakıyı da çeker sokar da. Peki buna kim dur diyecek? Sen yeni evlendin bugün. Bu hafta evleniyorsun, 2 ay sonra düğünün vardı. Davetiyeli de bastın güzel güzel. Mobilyayı da sipariş verdin. Beni örnek vermeyelim. Misal neyse. Yani. gittin bir apartman dairesi kiraladın. Apartmanı kiraladığın zaman baktın ki apartmanda 5 tane, 4 tane iyi aile var. Tamam. Girdin apartmana, evlendin yeni de evli. Bir de çocuğun oldu. Baktın apartmanda bir tanesi çıktı. Ertesi günü geldi 15 tane insan, öğrenci adı altında kişi girdi apartmana. Her gece sabahlara kadar uyuşturucu, alkol, müzikler, dambada dumbalar. Ne yapacaksın? Yandın demektir. Polisi aran. Polisi ara, polis ne yapacağım? Evinde adamı çağırıyor. Polis de korkmaya başladı şimdi. Polis korkmaya başladı bunlardan. Haklı olarak. Polisler çeker çakıyı sokar. Çünkü o alemin içinde, o zaten senin farkında değildir ki. Geçen haftalarda birisi aradı beni. Apartmana diyor girerlerken çıkarlarken kapılarımıza başlar vursunlar. Güm güm de güm 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 de güm güm. Şikayet etsem polis gelse beni öldürebilir de burada diyor. Ne yapacağım? Ne yapacaksın gelim? Eskiden Allah rahmet eylesin gene derim. Bütün Kıbrıs Türk'ü bir şey olana git tek taşa derdi. Denktaş da değil. Git tek taşa derlerdi. Şimdi Denktaş da kime gidecek? Kime gidecek? Şimdiki Cumhurbaşkanımız bu konularla pek ilgili değil. Senfoni orkestrası var şu anda gündemde. Başka şeyler var. Yani bunlar pek devletin üst kademesinin gündeminde değil. En çok üzüldüğüm nokta, ben yıllarımı verdim bu mesleğe ve iddialıyım. Yurt dışında da çok görevler yaptım. Bilgime, görgüme, tecrübeme dayanarak, araştırma yapmadan da hareket etmem önemli konularda. Halkın Sesi gazetesinde yıllarca, Kıbrıs gazetesinde yıllarca ve şimdi Diyalog'da asayiş kurulu çağrısı yaparım bu ülkeyi yönetenlere. Cumhurbaşkanının başkanında bir asayiş kurulu oluşturulmalıdır diyorum. Kimler girmelidir bu asayiş kuruluna? Cumhurbaşkanı, başbakan, varsa yardımcısı, İçişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü, Yüksek Mahkeme Başkanı. Oluşturun bir kurul. Bu yüksek suç oranlarını bu ülkede bu kurul değerlendirsin ve bu kurul karar üretsin. Ve meclise de versin, gerekli yasalar bu kurulun ürettiği kararlar çerçevesinde çıkarılsın. Polisin eksikleri konusunda bu kurul karar versin yapılması gerekenler hakkında. Kimlerin terfi edeceği konusunda bu kurul karar versin. Gerçekten bu işi hakkıyla yapıyor mu yapmıyor mu bu insanlar? Maalesef bu tür yazıları
Kimse görmez, böyle bir bakarlar. Bu da bize akıl mı verir ya o da? Çevirir sayfayı. Budur mesele. Mesele budur. O zaman bu ülke de bu kadar gidecek demektir. Kimsenin görüşüne, kimsemizin saygısı yoksa bu ülke bu kadar gidecek demektir. Evet. Bu arada Mersinlik muhtarlığından mesajınız var Reşat Bey. Bizleri bekliyorlarmış. Bu hafta yeri gelmişken söyleyeyim, Pamuklu'dayız salı gün. Orada Karpaz bölgesinde Mehmetçi'ye bağlı Pamuklu'ya gideceğiz. Mutlaka iletişime geçeriz. Ona göre planlamamızı yaparız Sayın Muhtarım. Pınar Yazıcı, Aytu Bey, savaş sonrası birçok Kıbrıslı ülkeleri için savaşmak için Kola'ya kaçıp ülkeyi terk etti. Dış ülkelere göçtü. Kıbrıs'ta Badire'yi bizler çektik. Şimdi yatırım için önce ülke güvenli bir hale gelsin, biz ona göre yatırıma gelelim mi diyorlar. Hazıra konmak iyi değil diyor. Kimse kusura bakmasın. Güvenli anlamında ben söyledim onu ama güvenli anlamında söylemedim. Yani yatırıma gelsin tabii ki. Herkes kazanır bundan. Gelen değil sadece. Gelsin, parasıyla gelsin, ailesiyle gelsin. Biraz daha farklı yaklaşıyoruz demek ki. KKTC'yi böyle dinlemek hem güldürür hem üzer demiş Sayer Bey. Evet. Mehmet İnancı, sizin geçen iki hafta önce filan herhalde Sabuha'yı koymuştuk bitirirken. Kasap bıçağıyla doğruyorlar vallahi demiş. Bıçaklar aman demiş. Sabuha oldu memleket. Evet. Canfer Bey, Canfer Hanım ya da özür dilerim, Pınar Hanım doğru yazdı diyor. Evet, bu yorumları da paylaşmış olayım. Evet. Şimdi bizim iki kişi arasında bir alacak verecek davası var. Mesela kira, bu son cinayet olayında ev sahibi, ilk duyulan, verilen haber buydu, kiracısıyla tartıştı ve oldu bu cinayet olayı. Evet. Ve şu anda gene ortada dolaşan iddiaya göre kiracı bir yıldır kirasını ödemiyormuş. Adam da kızını evlendirecek ki evlendireceği şöyle kanıtlanmış vaziyette. Sosyal medyada başsağlığı dileyenler yazıyor bunu, yakın aile dostları. Kızını evlendirmeye hazırlanıyordu. 3 ay sonra kızının düğünü vardı, şuydu buydu gibisinden. Üzüntüyeni verdiler. Ben evi tahliye etmenizi ve istiyorum ve kızımı yerleştireceğim. Oraya meselesi var. Her ne sebep olursa olsun cinayet olmaz dedik zaten. O ayrı mesele. Ama şimdi eğer ki sen kiraya verdiğin evi tahliye etmek için gidip uyarılarını yapıyorsan 1, 2, 3, 4 ve eğer bu uyarılar karşısında kiracı seni dinlemezse o kiracının demek ki bir yerlerden bir umudu var, beklentisi var. Nedir o umut? Zaman kazanma umudu. Kaç ay içinde bu iş yargıya taşınacak, kaç ay içinde yargı karar üretecek ve beni atacak. Son bir galiba 5-6 sene önce bir yasa geçirmişlerdi. Bu işi hızlandırsınlar diye, bilmem ne kadar sürede sonuçlanacak diye bir şey var. Ama gene de dediğim gibi 3-5 aylık bir sürede olsa bu evden çıkmak istemeyen kiracılar için bir şey oluyor. Cesaret verici bir durum oluyor davaların, evet, uzaması. Bu tür olayların alacak verecek meselesi. Çeki verdim, karşılıksız çıktı. Ver paramı vermez, ver paramı vermez. Veya malı verdi, çek de vermedi. Ayıp ettin, bana güvenmiyor mu? Gel yarın paranı al der. Ertesi gün o günler, bir günler, 3 günler olur, 100 gün, 200 gün, 1 sene, 2 sene, 3 sene. Peki bu adam der, ben ne yapayım buna şimdi? Mahkemeye versem 3 sene gelecek bu iş der. Ben zaten battım, 3 senedir bekliyorum, 3 daha mı bekleyeceğim der. O zaman kötü şeyler düşünmeye başlar. O nedenle geç gelen adalet, adalet değildir. Sözü boşuna söylenmedi. Adaletin erken tecelli etmesi için de bu ülkede yargının rahatlatılması lazım. Yeni mahkemelerin açılması lazım.
eksik yargıçların, yargıç eksikliklerinin giderilmesi lazım. Mahkemelerin teknolojik açıdan kuvvetlendirilmesi lazım. Yargıç atamalarında, tayinlerinde daha dikkatli olmak lazım. Bakıyorsun bir yargıç mesela atıyorum 75 gram uyuşturucuya 6 ay veriyor. Bakıyorsun bir başka yargıç 70 grama 60 grama 2 yıl veriyor. Bunları dengelemek lazım. Sınır kapılarında uyuşturucu kontrolleri artırılması lazım. O uyuşturucuyu yakalayan, havlayan köpeklerin sayısının artırılması lazım. Bunlar bugünün meselesi değil, aylardır, yıllardır tartıştığımız meseleler ve bir türlü sonuç alınamayan konulardır. İnşallah bu konuda artık parlamentomuz, iktidarı, muhalefeti daha duyarlı olur. Ortak bir adım atarlar, oy birliğiyle yeni kararlar geçirirler. Çünkü neticede bu ülke sadece iktidarda olanların ülkesi değil, tümümüzün ülkesidir, muhalefetin de iktidarının da ülkesidir. Bunların üstüne giderler ve artık belki Mustafa Bey'in de yazdığı gibi bu piyango bileti davasından başlayarak belki bu yolsuzluk, hırsızlık iddiaları konusunda ciddi adımlar atılır, sonuçlar alınır, yapanların yanına kalmaz inşallah. Zaten o örnekler bir iki tane olursa yapan da olmayacaktır eminim ya da bu kadar çok yapan olmayacaktır diye düşünüyorum. Hal beyanı demiş Abdullah Azizoğlu, Diyalog TV'de Reşat ile Aytu adaletimizi, asayişimizi konuşuyor. Yattığım yerden dinliyorum, tüylerim diken diken. Sevgiler, saygılar Abdullah abim, gazeteci büyüğümüz. Ve yavaş yavaş sonuna geldik programımızın. Bir bitirişte tabii ki hatırlatmamızı yapalım. Salı akşamı Mehmetçik köyünde, Mehmetçik'e bağlı Pamuklu köyünde olacağız. Gülyaz restoran varmış orada. Muhtarımızla konuştuk. Orada güzel bir program bizleri bekliyor olacak. Bölge insanını, özellikle Karpaz bölgesindeki programlar çok faydalı geçiyor bizler açısından da. Takip eden siyasiler açısından da eminim. Çünkü bunları sıklıkla söylüyor bize kendileri de. Birçok sorunla yüz yüze geliyoruz. O yüzden tüm bölge insanını davet ediyoruz. Gülyaz Restoran'da Pamuklu köyünde Salı akşamı saat 20'de canlı yayınımız için. Efendim tekrar görüşmek üzere diyelim. Haftaya inşallah bir aksilik olmasa yine buralarda olacağız detay programında. Ama zaten salı günde Halk Meclisi'nde yine birlikteyiz. İyi tatiller diyorum. Hafta sonu yine gelişmeleri Diyalog TV ekranlarından her zaman izleyebileceğiniz hatırlatmasını yaparak herkese iyi günler.